Onur Market'in katkılarıyla bayram sofrası başlıyor. İkinci günü de sizlerleyim. Bayramın ikinci programını çekeceğiz. Bugün neler hazırlayacağız? Padişah baklavası yapacağız yine saray mutfağından. Bademli, cevizli, ballı harika bir baklava hazırlayacağım sizlere bayram için. Yine biliyorsunuz bir ay boyunca bu harika marketten alışveriş yapmıştım. Her şeyi bulduğum bu marketten yine alışverişimi tamamlayıp artık bayram programımızı çekmek üzere stüdyoda olacağız. Bayramın ikinci günündeyiz. Padişah baklavası yapacağız. Alışverişimi tamamladım. Hemen stüdyoda hazırlamak için gidiyorum. İftar sofrası programının bayram özel ikinci programındayız. Ramazan'ı geride bıraktık. Dün de bayram özeli çekmiştik biliyorsunuz. Mete hocamla beraber sizlerleydik. Bugün yine Mete Hoca bizimle B12'yi ve B vitaminlerini konuşacağız. Yumurtanın faydalarını konuşacağız. Probiyotikleri konuşacağız. Bir yandan da sizlere padişah baklavası yapacağım. Padişah baklavası yine saray mutfağından muhteşem bir baklava. Hazır baklava yufkası kullanacağım. İçerisinde fındık, ceviz, tereyağı ve balın olduğu, biraz da şerbetle ıslatacağımız harika bir tarifimiz. Hemen ekrana malzemeler gelmişken de sizler de notlarınızı almış olun. 10 adet kadar baklava yufkası kullanacağım. 150 gram kadar bal kullanacağız. Yaklaşık 100 gram fındık, 100 gram ceviz kullanacağım bu tarif için. 100 gram da tereyağı kullanacağım. 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı kullanacağız. Şerbet için de yine 1 su bardağı toz şeker kullanacağım bu tarifim için. Hiç zaman kaybetmeden Mete Hocama da hoş geldiniz demek istiyorum. Hocam hoş nasılsınız? Sağ olun, sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Bugün bayramın ikinci günündeyiz. Dün yine bir bayram yemeği tarifi vermiştik. Evet. Bugün de bayramın olmazsa olmazı baklava tarifini vereceğiz. Biraz kalori bombası ama bayramda herkes yiyor hocam baklava. Şaşmaz bir tarif yani bu. Hocam yumurta sürekli değişiyor biliyorsunuz bu şey bilgiler. Evet. Ve çok yenileri de ekleniyor. Siz bunu çok güncel olarak takip ediyorsunuz biliyoruz. Evet. Günde iki tane mutlaka yumurta yememiz gerektiğinden bahsediyorsunuz. Evet. Neden yemeliyiz? Nasıl dikkat etmeliyiz? Bunu nasıl korumalıyız? Şimdi yıllarca biliyorsunuz yumurta yemeyin kolesterolünüz artar diye bir şey oldu. Time dergisi bunu bir kapak yapmıştı hatta. Öyle bir kapak ki bir insanın gözlerinin şeklini düşünün. Ona böyle sağında iki tane yumurta gibi bir şey koymuşlar. Ve gözler böyle fal taşı gibi açılmış. Yani tehlikeli bir şeymiş gibi. Bu aşamalardan geçti dünya. Ama çoğu bilim insanının gözünden şu kaçtı. Yani bu yumurtaya 22 gün sonra canlı çıkıyor bundan. Taş gibi bir şeyden. Tavuğun altına koyuyorsunuz. Demek ki bunun mimarı, bunu yaratan bütün özellikleri, bütün faydalı şeyleri koymuş bunun içerisine. Evet. Sonuçta bir canlı çıkıyor bunun. O hep gözden kaçtı. Şimdi Sydney Üniversitesi'nin Haziran ayında yani bu ay içinde yaptığı ve Amerikan Journal of Nutrition diye bir dergi var. Genellikle beslenme ağırlıklı yazılar çıkar. Çok yani bilimsel özelliği çok yüksek bir dergi. Evet. Burada bir çalışma var. Çalışmanın yapıldığı yer Avustralya Sydney Üniversitesi. Burada diyabetiklere, prediyabetiklere yani şeker öncesi artık şeker hastalığına aday olan insanlara, fazla kilolu olanlara ve obezlere özellikle, hani özellikle bunların kaçınması gerekiyor diye, günde iki tane yumurta yedirmişler. Bir gruba da haftada iki tane yumurta yedirmişler. Sonuçta bakmışlar ki tabii korkulan ne burada, acaba kolesterol yükselecek mi? Arada hiçbir fark görülmemiş. Ama bahsettiğim yumurta tabii besleyici özellikleri tam olarak içinde bulunan kaliteli bir yumurtadan bahsediyorum ben. Dolayısıyla sonuç olarak şunu söylüyor bu bilim insanları.
günde 2 tane yumurta yemenin asla vücut kolesterolünü arttırma açısından bir tehlikesi yok. Evet. Ha, bu var mıydı, bu bilgi zaten vardı. Yani tıp fakültesindeki bizi yetiştiren hocalarımızın söylediği ve o kitaplarda şunu söylüyor. Siz kolesterol ağırlıklı beslendiğiniz zaman bile vücudunuz kolesterolü çok fazla yükseltmez. Belli bir miktarda yükseltir. Kolesterolü yükselten ve kötü hale sokan sebepler başka. Örneğin aşırı şekerli beslenme, stres, bir takım kronik hastalıklar, yüksek tansiyon vesaire. Yani damar cidarını bozan başka bir hastalık, başka bir enflamasyon kolesterolü kötü hale sokuyor. Bu çalışmanın sonunda bir de şöyle bir ibare var Emre Bey, o çok ilginç. Yani belli bir müddet sonra belki de 3 tane, 4 tane yumurtaya kadar alabilirsiniz de denecek gibi duruyor. Onun için bunlar güncel bilgiler ve bizzat uygulayan insan duruyor burada. Ben her gün 2 tane köy yumurtası, ki biliyorum benim kendi tavuklarım var, küçük küçük. Evet hocam. Kesinlikle her gün hanımla, eşimle, ben de 2 tane tüketiyoruz. Kesinlikle. Hocam peki yumurtayı tüketmemizin bir herhangi saati var mı, yoksa günün her zamanında? Tabii her zaman tüketebilirsiniz. Yani bugün menemen yapabilirsiniz, sağında yumurta yapabilirsiniz. Belli bir saat aralığı yok. Sucuklu hocam. Yumurta yapabilirsiniz. Tereyağında sade bu yumurtayı kırar pişirirsiniz. Belli bir saati yok. Fakat genel geleneksel hale gelmiş, sabahları işte yumurta yenir kahvaltıda ve son derece iyi tok tutucu özellikleri var. Anne sütüne en yakın proteinlere baktığınız zaman hangi besinde var? Bunu emin olun sütte değil, yumurtada bulabiliyorsunuz. Onun için yumurta. Ayrım da yapmamak lazım Emre Bey. Şimdi bazıları, özellikle bu hani sporcu beslenmesiyle alakalı olanlar bunu çok söylüyor. Sarısını atın, beyazını yiyin. Ama sarısının içerisinde kolin var, albümin var, selenyum var. Yani bu da çok şey, yumurta tam anlamıyla tüketilecek, tam şekliyle tüketilecek. Birlikte yememiz gerekiyor. Birlikte yemek gerekiyor, evet. Yumurtanın B12 ile bağlantısı ne hocam? Var. B12 vitamini de içeriyor, omega 3 de içeriyor, selenyum içeriyor. Onun dışında K2 vitamini içeriyor. Yani adeta vücudumuzun ihtiyacı olan hemen hemen bütün besinleri, bütün mineralleri baya baya bir oranda içeren bir besin deposu yumurta. Tabii burada demin söylediğim gibi geldiği kaynak çok önemli. Evet. Siz sadece belli bir gıda vererek veya işte yumurta sayısını arttırmak için bir takım kimyasallar vererek bir yumurta oluşturuyorsanız, bunun içerisindeki bir takım zararlı maddeleri de vücudunuza almış olursunuz. Ama klasik anlamda bu gezen tavuk dediğimiz, eğer bahçede güneş görüyorsa, İşte çer çöp topluyorsa, oradan böceğiydi, çekirgesiydi, solucanıydı, semizotu vardır onu yiyordur, maydanoz vardır onu yiyordur, yani bunlarla yonca vardır onları yiyordur, bunlarla mükemmel bir yumurta yapar. Hocam tabii bu gezen tavuk, onun da hileleri var yani. Şimdi tavuk kümesin içerisinde, onun adı da hani civcivken büyütüp... Yani volta atıyorsa o da gezen tavuk gibi oluyor. Volta atıyorsa ve suni yemlerle besleniyorsa, evet, onun da adı gezen tavuk olmuş. Evet. Kesinlikle aynı durumu yansıtmadığını düşünüyorum ben. Doğru söylüyorsun. Yani dediğiniz gibi o türlü türlü böcekleri yiyen. O lazım zaten Emre Bey. Tavukla aynı olmadığını ve düşünüyorum. Ve güneş görmesi lazım tavuğun, evet, mutlaka bir açık alanda. Klasik anlamda bu. Ama işin tabii hile boyutu her gıdada olduğu gibi onda da yapılabilir. Onun için bildik, ettik bir yerden almakta fayda var. Devletimiz bu konuda biliyorsunuz bir sertifikasyona da tabi tuttu yumurtaları. Hatta beraber konuşmuştuk. Evet, evet hocam. 0-1-2 diye gidiyor. Artık. Evet. Artık 0 olan tam anlamıyla organik yumurta, 1 olan gezen tavuk yumurtası gibi. Evet. Bu sertifikasyona güvenmek zorundayız biz. Fakat insanlar, Bursa'da da var mesela, veteriner fakültesi tahmin ediyorum, ziraat fakültesi bunlar. Öyle bir kaliteli yumurta üretiyorlar, satıyorlar da. Çevreden araştırdığınız zaman bulabiliyorsunuz. Artık o bilinç yavaş yavaş yerleşti. İnsanlar gerçekten gezen tavuk yumurtası. Ben 10 hastamdan bir tanesi, fark etmez hangi yumurta olursa olsun derken, 10 hastadan 9'u kesinlikle gezen tavuk veya organik yumurta yapan, işte tavuğun yumurtasını yiyoruz diyorlar. Ve bunu rahatlıkla söyleyebilirim hem tüketen bir insan olarak, hangi yaşta olursa olsun kolesterol korkusu olmadan, özellikle bu çalışmadan sonraki benzer çok çalışma var, evet, rahatlıkla yumurtayı tüketebiliriz. Hocam probiyotiklere değinmek istiyorum da, probiyotiklerin insan vücuduna faydası nedir? Çok, çok.
Emre Bey, insanın beyni ve bağırsakları aynı hücreden şekilleniyor. Yani bir grup hücre yola çıkarken yolları ikiye ayrılıyor. Bir grubu beyne gidiyor, bir kısmı bağırsaklara gidiyor. Yani bağırsakta bir beyin. Aynen, zaten adı ikinci beyin şimdi. Evet. Dolayısıyla beyindeki sinir sistemi yapısının bir benzeri de bağırsaklarda var. Ama bağırsaklar, bütün vücudumuzda 110 trilyon hücre varken bunların 100 trilyonu aşağı yukarı bağırsaklarımızda yaşıyor. Biz bunlara probiyotik etkili bakteriler, mikroorganizmalar diyoruz. Bunların yaptığı görev şu ki, bağırsakları açtığınız zaman, şöyle bir geniş yüzeye dağıttığınız zaman aşağı yukarı bir futbol sahası büyüklüğünde alan elde ediyorsunuz. Bu alanda bulunan adeta gümrük görevlileri olarak düşünebilirsiniz. Veyahut da güvenlik görevlisi olarak düşünebilirsiniz. Zararlı bir takım maddelerin bu bağırsaklarda, villus dediğimiz işte bazı maddeleri emen küçük parçacıklar var. Buralarda kardeş kardeş yaşıyorlar bağırsak hücreleriyle. Bağırsak hücrelerinin beslenmesini de sağlıyorlar. Kendileri de besleniyorlar. Dolayısıyla kana giren eden bir takım maddelerin geçişinden adeta sorumlular bunlar. Ha ne gibi? Şimdi yabancı bir protein. Bir tür bakteri o zaman. Tabii tabii. Genellikle çoğunluğu faydalı bakteriler. Lactobacillus diyoruz mesela bunların en önemli grubuna. Bu bağırsaklardaki hücrelere orta zincirli yağ asitleri üreterek veriyorlar bunlar. Yani kendisini de beslediği gibi bu hücreleri de besliyor. Bağırsak hücrelerinin sağlıklı beslenmesi demek sağlıklı bağırsak demek. İkinci beynimiz de sağlıklı demek. O kadar çok hastalıktan sorumlu tutuluyor ki bu şeyler, probiyotiklerin eksikliği. Yani saymakla bitmez. Bir takım romatolojik hastalıklar, depresyondan tutun Alzheimer'a kadar bir sürü şeyden artık sorumlu tutuluyorlar. Ve maalesef toplum olarak, bakın eskiden bizim yaşadığımız coğrafyanın insanları bol bol bunu tüketirmiş. Yani probiyotik, hatta Türklere laktofagus, yani süt grubu şeyleri seven insanlar lakabını takmış Avrupalılar. Yani bizim olmazsa olmazlarımız süt, yoğurt gibi şeyler. Sütün de içerisinde var. Tabii kaynatmakla büyük bir kısmını öldürsek de süt de bir probiyotik kaynağı. Ama hocam 100 dereceye ulaştığı zaman probiyotikler çok ölmüyormuş yani. Çünkü yok Emre Bey. Sonuçta şöyle düşünün. Yani probiyotikler de canlı mikroorganizmalar. Sütü kaynatmaktaki esas sebep ne? İçindeki mikropları öldürmek. Anladım. Probiyotikler de mikrop. Dolayısıyla baya baya miktarını öldürüyorsunuz. Hatta içindeki C vitamini ve başka vitamin düzeylerini azaltıyorsunuz. Ama sütten ziyade ne var probiyotik kaynağı gruptan? Mükemmel yoğurtlarımız var, kefir var. Bunlar çok ciddi hocam, probiyotik kaynakları. Yıllarca bize sütü kaynatmamız gerektiğini söylediler. Evet. Peki sütü kaynatmamalı mıyız? Eğer, bunu tabii bu ekranlardan gönül rahatla söyleyebilirim ben. Çünkü arkasında her konuştuğumuz sayısız literatür var. Evet. Emre Bey, eğer hastalıklı bir hayvan değilse, bunu dünyada yapan bir sürü topluluk var. Onun sütünü çiğ içmekle inanılmaz derecede faydalar elde ediyorsunuz. Bunu yapan, dediğim gibi, hala topluluklar var. Ülkemizde de bazı yerlerde çiğ süt içilebiliyor. Hayvanda bir hastalık yoksa, kontrolden geçmişse hiçbir sıkıntı da yok. Ama genel olarak tabii bu Louis Pasteur'den sonra, bu pasteurizasyon işleminden sonra bu bir oturmuş kural ve hala da o devam ediyor. Ama şundan emin olun. Kısa bir müddet sonra benim kanaatimce çiğ sütün satılımına tekrar başlanacak diye düşünüyorum. Yani marketler en azından bunu tabii çok kısa sürede tüketilmesi lazım. İyi kontrolden geçmiş, müsaadesi alınmış, kaynağında hiçbir hastalık yok. Yani bir takım hani sığır hastalıkları falan oluyor, koyun hastalıkları oluyor. Hayvanda eğer öyle bir şey yoksa sütünde de bir şey olmayacak tabii. Anladım hocam. Mesela anne sütünü kaynatıp da çocuğa içirmek biraz garip geliyor değil mi? Kesinlikle. O hayvanın da sütünü düşünüyoruz da aynı. Aslında yani aynı şey yani. Annesi de iyi probiyotik kaynağı. Ama kaynatıp içirdiğiniz zaman asla o ilk değerini muhafaza etmiyor. Şöyle bir çalışma da yapılmış, çok ilginç. Yani kaynamış sütle buzağıları beslemişler. Yani anneden sütü sağıyor, onunla beslemişler. Bir de normal haliyle ciddi derecede hem ölümlere rastlanmış hayvanlarda, yani yavru buzağlarda, hem de çok gelişme geriliği saptanmış bu hayvanlarda. Tabii o çok tartışılması gereken bir konu ama sütü kaynattığınız zaman kim ne derse desin, siz de aynı tepkiyi verdiniz mesela, anne sütünü kaynatalım dediğiniz zaman. Evet, çok tuhaf. O da aynısı, evet.
Onun için hayvan sağlıklı olduğu sürece sütün çiğ olarak tüketilmesi çok daha sağlıklı. Ama bu oturmamış tabii, zamanla oturacaktır diye düşünüyorum. Anladım hocam. Hocam peki kırmızı ette probiyotik oranı ne? Ya da probiyotikleri almak için sadece süt ürünlerini tüketmemiz gerekiyor? Yok. Neler tüketmemiz gerekiyor? Eti prebiyotik olarak düşünebilirsiniz. Yani probiyotikten ziyade ben kabaca söyleyeyim. Mesela ev yapımı turşularımızda probiyotikler var. Demin saydığım gibi kefirde, yoğurtta probiyotiklerimiz var. Sütte bir miktar var. Onun dışında salamuralarda oluyor, tarhanada olabiliyor. Genel olarak bir fermentasyon tabii. Süreci geçirmiş ürünlerde daha yüksek. Aynen. Yani o mikroorganizmalar o dediğiniz olayı gerçekleştiriyor zaten. Anladım. Fakat bir de prebiyotikler var Emre Bey. İşte prebiyotikler nedir? Genelde bu lif oranı yüksek olan yiyecekler. Yani bağırsaklarımızda bulunan probiyotik mikroorganizmalar bunlarla besleniyor. Şimdi iş neye geliyor o zaman? Arkadaş ben kuru fasulye yemem, ben mercimek yemem, ben sebze yemeği yemem. Ben fast food'a alışmışım, kızarmış patatese alışmışım, bunları yerim. Ve probiyotikleri neyle besleyeceksin? Dolayısıyla ne çıkıyor ortaya? Gençlerimizin büyük bir kısmında probiyotik eksikliği var mı? Var. Belirtileri görülüyor mu? Görülüyor. Bugün baktığınızda bir sürü insanda B12 vitamin eksikliği var mı? Çok program yaptık. Var. Evet hocam. Bu probiyotiklerin yaptıkları olaydan bir tanesi de o. Mesela K2 vitamini yapıp vücuda verirler. B12 vitamini yapıp vücuda verirler. Ama çok ciddi düzeyde hem probiyotik hem de bunları besleyen prebiyotikler açısından biz maalesef yoksun besleniyoruz. Sebze yemekleri, bol lif içeren sebzeler. Demin söylediğim gibi bu barbunya, nohut, mercimek grubu olan gıdalar, bunlar çok ciddi lifli meyveler. Bunların hepsi prebiyotik kaynaklardır ve bunları da çok fazla tüketmiyoruz zaten biliyorsunuz. Evet. Yani hocam lifli gıdalar dediniz. O zaman iyi bir yulaf kepeğiyle yapılmış ekmekten de mükemmel bunları bolca kesinlikle alabiliyoruz. Kesinlikle. Yulaf gerçekten çok besleyici bir şey. Yani biliyorsunuz hani televizyonlarda falan çıktı. Yulafı kimisi şunun yiyeceği, bunun yiyeceği dedi. Ama ona bakarsanız buğday da tavukların çok sevdiği bir yiyecek. Evet. Demek ki bir şeylik var. Bugün dünyanın çok sağlıklı toplulukları var. Mesela İskoçlar, Sibirya bölgesindeki insanlar uzun ve sağlıklı yaşıyorlar. Temel gıdaları yulaf. Vikingler mesela yıllar yılı biliyorsunuz çok şey bir topluluktu. Çok da uzun yaşıyorlar çocuklar. Evet, kuvvetli insanlardı. Deniz aşırı yerlere gidip fethettiler. Güçlü bir imparatorluk kurmuşlardı. Bunların da temel gıdası o açıdan baktığınızda yulafa dayanıyordu. Onun için yulaf kesinlikle ve kesinlikle ki ileride çok daha da fazla parlayacak. Ama yulaf iyi bir gıda. Sağlıklı yaşayan nüfusun çoğu İskandinav ülkelerinde hocam. Kuzey ülkeleri öyle gerçekten. Evet. Yani mesela Sami ırkı var biliyorsunuz. Evet. Şu anda dünyada en uzun yaşayan ırk onlarmış. Kafkaslar öyle. Beslenmeleriyle alakalı öyle. Değil mi hocam? Tabii beslenme çok önemli. Evet. Çok önemli. Bakın vücudumuzun askeri sistemine biz immün sistem diyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Yani askeri sisteminiz güçlü olursa her türlü mikroba, enflamasyona karşı da savaşma kabiliyeti olur. Siz askerinizi iyi beslemezseniz sonuç ortada. Yani bu karşılığında bir şekilde vücut ödedir size. Kışın ayda 2-3 sefer antibiyotik kullanmak zorunda kalırsınız, hasta yatarsınız. Ufacık bir lodos çıktıktan sonra hava birden soğuduğu zaman zatürre olursunuz gibi. Veya üzülerek söylüyorum, çok da üzülüyorum gerçekten. Yani bizi yaratan bir ömür vermiş bize ama 18, 20, 25'li yaşlarda artık kanser hastaları görmeye başladık. Hayatlarının baharında. Maalesef ülkemizde de bunların nüfusu çok fazla hocam. Evet ve burada beslenme gerçekten çok önemli. Bizim bu immün sistemimizi ne kadar kaliteli, ne kadar besleyici özelliği fazla olan gıdalarla beslersek emin olun o kadar daha iyi bir askeri sisteme sahip oluruz ve vücut bunu ne olur? Bir takım kronik hastalıklara rastlamazsınız. Köylerde olduğu gibi Emre Bey 90 yaşında adamdı. Cuma'ya ta nereye yürüyerek gidiyor, geliyor. Evet. Ölmüyor mu sonuçta insanlar? Ölüyor ama. Yani kalplen olsun. O artık motor dediğimiz, o pil dediğimiz, o biterek olsun. Ve hep böyle olur zaten. Bir gün öncesinden bu insanları sohbet ederseniz, gülerseniz, ederseniz
ertesi gün ölmüş. Genelde sağlıklı insanların da bu yatak yorgan görmezler, bunama görmezler gibi. Ama son zamanlarda tamam ömür ortalaması arttı diyorlar. Ama ben ne yapayım öyle ortalamayı? O ortalamanın 15 senesi yatakta dışkınızın altınızdan alındığı bir ömürse ne yapacaksınız öyle bir? 150 yıl yaşasanız ne fayda? Aynen. Bakana da yazık günah, çekene de yazık günah. Onun için böyle ömür uzamayacak, yani uzayana uzamasın benim kişisel düşüncem. O yüzden padişah baklavasının tarifini veriyoruz ama uygulamıyoruz. Şimdi burada da bir şey yapalım Emre Bey. Ben haklısınız ama asla böyle şeker düşmanı bir insan olmadım. Her programda size de çok konuştuk. Ama hocam şu an çok bahsettiklerimizin çok dışında bir tarif bu yani. Ama ne dedik? Bayram. Evet. Senede dini bayramımız iki tane var. Benim anlatmak istediğim nokta bu. Sabah kalkıp bal, pekmez, reçel bunu yiyoruz. Bembeyaz bir ekmekle bunu yiyoruz. Bu bir şeker bombardı bana. Öğlen bakıyorsunuz yine karbonhidrat ağırlıklı hızla kan şekerini arttıracak şeyleri yiyoruz. Hadi bir de bir Kemal Paşa gelsin, meyve gelsin. Akşam o televizyonun karşısında bir meyve keyfi yapalım. Bizim şu kadarcık bir karaciğerimiz var, bunun hangisiyle uğraşsın? Bir de tam uyumaya yakın bir mutfağa girelim. Akşamdan kalan yemekleri bir kaşıkla yalan. Aynen. Ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gün içerisinde, burada bir tek gördüğüm kadarıyla bir çiçek yağı var değil mi içerisinde? Bir az bir miktar. İki yemek kaşığı kadar. Onun dışında listeye beraber baktık yani fındığın nesi zararlı, cevizin nesi zararlı. İncecik bir zaten şey koyuyorsunuz ona, yufka koyuyorsunuz ona. Tereyağın nesi zararlı? Ama bunu kalkmış bayramlarda insanlar yapmış ve ölçülü olarak yemiş, bir sıkıntı yok Emre Bey. Ama bunu yediğin gün meyveyi yeme. Bunu yediğin gün bal, pekmez onu yeme. Bu. Bir ya de oturup da bir kilo yeme. İnsan vücudunu tanıdıktan sonra bunları ayarlayabilmesi de çok tabii, kolaylaşıyor. Yani. Kesinlikle. Bunu yedim, şunu yememeliyim gibi. Aynen öyle. Miktarı ayarlamak da bizim elimizde. Dün de konuştuk tahmin ediyorum Emre Bey. Bakın bir insanın vücudunda hiç stres olmaması da o insanı götürür. Aşırı stresle götürür. Evet. Vücut biraz stresi tanıyacak. Yani bir mücadele etmeyi bilmeli. Evet, onu öğrenecek. Ben akşama kadar rahattım, hiç stres görmedim. Emin olun o insanlar da çabuk gidiyorlar. Doğru biraz söylüyorum. Stresi göreceksiniz. Yani bu kadarla insan vücudunun şekerin abartılı olmasına ve bizim toplumumuzdaki bu şeker düşkünlüğüne kesinlikle karşıyım. Ve bunun bedelini çocuklarımız, gençlerimiz ödeyecekler. Kesinlikle ödeyecekler. Ama günde 30 gram kristalize şeker, yani toz şekeri kullandınız, kesme şekeri kullandınız, 30 gram. Vücut bunu bir şekilde enerjiye çevirir. Hiçbir sıkıntı yok. Ya meyveden alın, ya bundan alın, ya baldan, pekmezden alın. Ama kökenini söyledim hangi şeker olduğunu. İngiltere Halk Sağlığı Enstitüsü her sene bunu güncelliyor. 30 gram da değişmiyor. Yani toplamda aşağı yukarı 8 tane kesme şeker eder bu. Çayına da kahvene de bunu koymuyorsan sıkıntı yok. Hocam bir de şeker hastalığı için ana vatanı Peru olan stevia diye bir ot var. Evet. Şeker otu. Evet. Doğal tatlandırıcı. Bizde Bursa'da da belediye yetiştiriyor mu? Artık yetiştiriliyor yani. Türkiye'de de ilk denemesi 2012-2013 yıllarında Antalya ve Ordu'da oldu. Çünkü benim bahçemde de var birkaç tane. Nemli ve yağmurlu bölgelerde biraz yetişiyor. Evet. Bu şeker hastaları için bence mucizevi bir şey hocam. Çünkü sıfır kalori olduğunu biliyorum. Onun kurutulmuş yaprakları var Emre Bey. Onu kurutup ben bir yaprağı yetiştiriyorum. Yemek tabaklarında kullanıyorum. Bayağı tatlı değil mi? Bayağı tatlı. Yani şekerden çok daha tatlı. Kesinlikle. Ama bizim damak tadımız bu kristalize şekere alıştığı için ona uyum biraz zor oluyor. Ben onu bir ara annem için almıştım. Kurutulmuş evet. Şöyle bir poşette ve 1,5-2 sene yetecek kadar. Çünkü bir küçücük kurumuş yaprağın yarısını bile çayınıza attığınız zaman bayağı bir şekerlendiriyordu. Ama orada da şöyle bir tehlike var. Şimdi aklınıza da şöyle bir şey gelir. Ya bu adama da ne diyorsak bir aykırı yol vuruyor diye. Yok rica ederim. Şimdi hocam. Şuna ben dikkat et. Ben aslında daha doğrusunu lazım. Öğrenmek için söylüyorum. Estağfurullah. Emre Bey. Eğer ağzınıza şekerli bir şey değdiği zaman vücut şeker inmese bile aşağıya bir insülin uyarımını başlatıyor. Kesinlikle başlatıyor. Ve bu uyarı bir müddet sonra siz aşağıya gıda göndermediniz. İnsülin çıktığı zaman bir şey gelmemiş, ben geri döneyim diye bir olay yok. Oradan şeker miktarını alıp biraz düşürecek aşağıya.
Dolayısıyla acıkacaksınız. Acıkma nedir? Kan şekerinin aşağı düşmesini uyaracak işte hormonlarını. Dolayısıyla bunların da abartılı kullanması ileride kilo almaya sebep olur. Bu kesin. Yani ben şu mantıkla baktığımız için biz hataya düşüyoruz. Allah Allah, stevia'da ne kalori var ki? Yok, kalori yok. Ama bir Kastamonu türküsü vardı. Kendi küçük ama cilve kutusu diye. Çok severim ben o türküyü. İşte öyle de çok cilveleri varmış. Küçük bir şey ama. Harika bir benzetmeydi. Çok dikkat etmek lazım. Çok kısa bir reklam aramız var. Padişah baklavasını yaptım, yağını döktüm, fırına gönderdim. 200 derecelik fırında yaklaşık bir 20 dakika kadar pişireceğiz. Ben bir ortalığı toparlayacağım. Reklamlardan sonra da onun servisini yapacağız. Sohbetimize de devam edeceğiz. Onur Market'in katkılarıyla bayram sofrası devam edecek. Onur Market'in katkılarıyla bayram sofrası devam ediyor. Reklamlardan döndük, ortalığı toparladım. Baklavamız fırında pişiyor, şerbetimiz de neredeyse hazır. Hemen sohbete geri dönmek istiyorum. Hocam bir de kafamıza takılan sürekli vitamin takviyesi. Yani bunu doktorlar da yüklüyorlar aslında. İşte iyi beslenememiş hemen bir vitamin takviyesi almalarını öneriyorlar. Bunun doğruluğu nedir? Ya da doğru beslenmesini mi öğretmek gerekiyor? Hakikaten bu vitamin takviyelerine ihtiyacımız var mı? Özellikle evet, B vitamini grubu için. Kesinlikle var. Var. Neden? Şimdi bununla ilgili çok farklı çeşitli bilgiler var ama yani işte vitamin hapları bir işe yaramıyor, şu bu. Şimdi bir de şöyle düşünmek lazım. Yani bir işe yaramıyorsa bu kadar Ar-Ge çalışması yapılır firmalar, bu kadar para harcıyorlar buna. Sonra çok çok dehşet fiyatlarda da değil bu vitaminler. Bence bu gerçekten de bir hizmet. Bu benim hem yürekten söylediğim, 31 yıllık hekimim ben, çok da kullandım. Ve çok yakın zamanda yapılan ciddi bir çalışmadan da ben örnekler vereyim. Mesela B grubu, B kompleks vitaminleri dediğiniz zaman 8 tane B vitamini var. Bunları bir kapsülde veya tablette topluyorsunuz, bunu veriyorsunuz insanlara. Ha, B grubu vitaminleri biz nohuttan, mercimekten, şu kuru yemişlerden, etlerden, somondan, yoğurttan, neyse bunlardan alıyoruz. Yeşilliklerden. Fakat öyle gruplar var ki, bu gruplar maalesef biraz o işten fakir. Kimler mesela? Gebeler yeteri kadar almıyorlar. B vitamini takviyesi gerekir mi? Gerekir. Özellikle folik asit ve B12, B6'yı vermek lazım bunlara. Aşırı alkol alanlar. Maalesef onlar bu konuda B vitaminlerini yeteri kadar kullanamıyorlar. Takviye lazım mı? Lazım. Şu iki nokta çok önemli Emre Bey. 50 yaşından sonra bizim vücudumuzun asit değeri giderek düşüyor aşağıya. Yani asit özelliği, o asit olma özelliği kayboluyor. Dolayısıyla o asit yoluyla emilebilen B12 vitamini başta olmak üzere birkaç tane vitamin var. Ve o asit değeri azaldıysa bunların da emilimi azalacak. Orada da siz takviye vermek zorundasınız. Ve B12 vitamini eksikliğinde yaşlılarda ciddi anlamda depresyon ve duygu durum bozukluğuna rastlıyorsunuz. İstediğiniz kadar antidepresan verin, etki geçicidir. O mutlaka B12 seviyesini tamamlamanız lazım ve toplumumuzda binlerce hasta bakmış bir insan olarak söylüyorum, çok 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 eksik B12 vitamini. Gelelim diğer gruba. B12 mesela, eksikliği yaşayanlardan biri de benim. Çok eksik maalesef. Çok diplerdeydi hocam. Takviyelerle tekrar i̇şte doğru. İşte demek ki takviye almak lazım evet. Bu konuda. Bir diğer grup da doğum kontrol hapı kullananlar. Bu kullanılıyor. Bir endikasyon olduğu durumlar var. Kadın doğum uzmanları kullanıyor bunu. Ama bunların özellikle 4-5 çeşit folik asit B12, B2, B6 ve pantotenik asit B5 bunlar da emilim bozukluğuna yol açtığı saptanmış. Dolayısıyla onu da vitamin olarak vermek zorundasınız. Onun haricinde çölyak hastalığı vitamin B grubunu vermek zorundasınız. Demin saydım alkoliklere bunlara vermek zorundasınız. Bir takım ülseratif kolit, kron hastalığı gibi bağırsak kronik hastalıkları var. Bunlar da onu vermek zorundasınız. Yani gluten hassasiyeti olanlar da B12 takviyesi almak zorunda. Hassasiyetten ziyade o hassasiyet olayıyla çölyak farklı. Eğer bağırsaklara etki etmişse yani o vurduğu yerlerden birisi bağırsaksa orada almak lazım gerçekten. Onun dışında yine yani bağırsağın diğer bazı paraziter hastalıkları var mesela. Onlarda da özellikle B6 vitaminini eksikliğini rastlıyoruz. Demek ki
son bilgiler bu vitaminlerin takviye olarak kullanılması lehine. Yani gıdaları alsanız dahi yeterli olamayabiliyor. Mutfağınızda yeteri kadar bu olmuyor. Onun için B grubu, B kompleks vitaminleri almak gerekir mi? Hele doktor önerisiyle kesinlikle almak gerekir. Yani vitaminler öyle, hani bir halk arasında bir tırışka lafı var, öyle bir şey değil. Kesinlikle gerektiği yerde alınması gereken ilaçlar. Peki hocam, şimdi B12 vitamini bir halsizlik yapar biliyorsunuz. Evet. İşte kuvvetsizlik yapar. İnsanın, ben daha önceden yaşadığım için biliyorum. En başta unutkanlıkla çıkar Emre. Evet. Unutmaya başlarsınız bazı şeyleri. Yani onu önceden bir yaşamış bir birey. Evet. Bu ilaçları, takviyeleri kullandıktan sonra bunu düzeltip daha sonra tekrar yaşama durumu var değil mi? B12 tabii, tabii, tabii var. Peki kafasına göre tekrar bir B12 alabilir mi? Şimdi orada bir takım püf noktaları var. Başarısız da olabiliyorsunuz. Siz B12 vitamininin etkin maddesi olan metil kobalamin diye bir şey var. Yani bir formu var. Vücut aldığınız B12'yi bu aktif forma çeviren enzimden yoksunsa, ki rastlanıyor, o zaman boşu boşuna alabiliyorsunuz bunu. Dil altı alabilirsiniz. Enjeksiyon yoluyla alabilirsiniz. Bunu metil kobalamin formatında alabilirsiniz. Ama sonuçta bağırsaklarda bir emilim bozukluğu varsa, hapı da verdiğiniz takdirde bu sefer hapı da ememeyecek vücut. Öyle bazı püf noktaları var. Ona da dikkat etmek lazım. B12 konusunda haklısınız. Yani klinikte en fazla karşınıza çıkan şey, gencecik bir adam. Bununla nasıl unutkanlık olur? Bu öyle. Evet. Bir solukluk olur renginde. Hakikaten yorgun, bitkin olur. Yeni hücre yapamadığı için, buna kan hücresi de dahil, bir kansızlık rastlayabilirsiniz. Ona megaloblastik anemi diyoruz zaten biz. Ama yaygın mı? Yani düşündüğünüzden çok daha fazla yaygın Emre Bey. B12 eksikliği. Evet. Hocam baklavamız da hazır. Çok baklavamız, evet, içerisindeki balın ve tereyağının çok etkisi var bu konuda. Hızlı pişmesinde balın çok etkisi var. İçerisine fındık ve ceviz iyice bıçakla ince hale getirip serpiştirmiştim. Ve çözünür bir hale gelen bir balı bir katına yaklaşık 150 gram kadar balı dökmüştüm. Şimdi bu baklavanın şerbetinin kesinlikle sıcak olması gerekiyor. Çünkü sıcak olmadığı takdirde içerisindeki balı soğuk şerbet çok sert bir hale getirebilir. O yüzden ikisinin de sıcak olması gerekiyor. Buna dikkat ederseniz bu tarifte. Kristalleşme mi oluyor? Hocam kristalleşme oluyor. Bir de soğuk sıcak etkisiyle bal kendini kasıyor ve sakız gibi bir hal alıyor. O da bunun içerisinde istenmedik bir durum. Şerbet ölçümüz de bu arada içerisinde bal yoğun olduğu için bir su bardağı toz şekeri, bir su bardağı su etkisinde. Baklavamız hazır. Padişah baklavası yaptık. Padişahlar böyle yiyormuş demek ki hocam. Ballı, cevizli, fındıklı. Şöyle sizlere hemen kendi tepsisinde servis yapayım. Hocam zamanımız doldu. Bayram Özel ikinci programını da bitirdik. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sizin İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok önemli bilgiler verdik. Yine B12'den, yumurtanın öneminden, kırmızı etin öneminden hepsine değindik. Çok kısa bir soru soracağım. Aklıma takılan. Tabii, tabii. Sonra programı kapatacağız. Mide koruyucular hocam. Benim bir elemanım var yanımda çalışan. Hafize, ona da selamlar gönderiyorum. Annesi şeker hastası. 3-4 tane ilaç kullanıyor. Bir de yanında mide koruyucu kullanıyormuş. Ben mide koruyucu hakkında bize verdiğiniz bilgileri hatırladığım için ona biraz söylemiştim. Siz son olarak bunun için ne dersiniz? En son söyleyeceğim şey, birkaç sene içerisinde Dr. Michael Murray bu ilaçların dünya yüzünden kalkacağını söylüyor. Mideyi koruyalım derken, ki adı da nereden mide koruyucu oldu ben onu da anlamış değilim. Mideyi vücudun kendisi korur. Yeter ki siz aleyhine bir iş yapmayın. Nasıl ki buranızı çizer iyileşirse, midenin daha iyi bir iyileşme gücü var o kadar asit ortamda. İnanılmaz derecede sıkıntı veren ilaçlar ve dediğim gibi demin bahsettiğiniz B12 eksikliğine, probiyotik eksikliğine, bunlara sebep olduğu gibi son zamanlarda özellikle kronik böbrek yetmezliğine gidişatı hızlandırdığına dair bir sürü çalışma var. Daha başka şu an pek aklıma gelmeyen ama çok çok daha fazla, onu kesinlikle söyleyebilirim, yan etkisi olan, ileride sıkıntı yaratabilecek ilaç grubuna girdi bunlar. Dediğim gibi bundan bir ay önce Dr. Michael Murray dünyanın sayılı uzmanlarındandır.
onun söylediğini, onun ağzından söylüyorum ki yüzlerce kişi katılmıştı o toplantıya. Çok yakın bir zamanda bunlar piyasadan kaldırılacak diye bir söz söyledi. Giderek de zararlı etkiler ortaya çıkıyor gerçekten. Anladım. Teşekkür ederim hocam. Programımızın sonuna geldik. Padişah baklavasını mutlaka deneyin. Ancak bir dilimden fazla yemeyin diyorum. Hepinize afiyet olsun. Herkese yeniden iyi bayramlar diliyorum. Hoşçakalın. Onur Market'in katkılarıyla bayram sofrası sona erdi.